teşekkür ediyorum. Ben de bütün dünyadaki kadınlar gününü kutluyorum. Kadınlar günü bir bilinçlenme ve dayanışma günü olarak biliniyor biliyorsunuz. 1800'lü yılların ortalarında başlayan bu, hazin bir olayla başlayan bu mücadelenin hala 21. yüzyılda sürüyor olması da aslında evrensel bir ayıp diyorum ben. Ve biz bugün kadınlarımızı gerek eğitimleriyle gerek onlara haklarını iyi anlatmakla inşallah önümüzdeki dönemlerde de bu mücadelenin devam etmeden herkesin istediği eşit haklara, huzurlu yaşantıya kavuşması için gereken adımları atmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda çeşitli kesimden kadınlarda bir araya geldiğimizde şunu gördük ki kadınlarımız şu anda hükümetimizin gerçekten ciddi olarak başkanımız da bahsetti. Gerek kız çocuklarımızın eğitimi için olsun, gerek kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili, gerek aile ve kadını koruyacak hukuk sisteminde ciddi gelişmeler ve iyileştirmeler yapılmıştı. Fakat kadınlarımızın büyük bir çoğunluğunun maalesef bu haklardan haberdar olmadıklarını gördük. Ve arkadaşlar bizim görevimiz de kadınlarımıza bu hakları birebir anlatmak. Onlara bunları anlatırsak inşallah önümüzdeki nesiller için, belki bugün için çok bir şey değiştiremeyiz ama önümüzdeki nesiller için çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ve ben buradan geçen yıl ailelere seslenmiştim. Bu yılda aynı seslenişi yapmak istiyorum. Özellikle bu